Merhabalar. Bu derste Dynamo Kütüphane Hiyerarşisi'nin ilk bölümü olan sözlüklerle başlayacağız. Sözlükler kendi içerisinde 3 bölümden oluşmakta. Bunlar daha önce anlattığımız yeşil renkli create yani oluşturmak, kırmızı renkli action, aksiyon yani eylem içeren düğümlerin olduğu bölüm ve mavi renkli query, sorgu bölümleridir. Create başlığı altında ilk düğümümüz olan by case values yer almakta. Önce düğümü seçip boş tuvale ekliyoruz. Artık tuvalde sözlük oluşturma düğümü yer almakta. Düğümümüzün girişleri case, anahtarlar ve values yani değerlerden oluşmakta. Şimdi düğümümüze anahtarlar ve değerler girerek bir sözlük oluşturalım. Bunun için boş tuvale çift tıklayarak tuvale bir kod blok çağırıyoruz. Şimdi case yani anahtar girişimiz için iki tane veri oluşturalım ve bunu Dynamo'nun söz dizimini kullanarak oluşturalım. Başlangıç için köşeli parantez açıyoruz. Daha sonra çift tırnak açıyoruz ve ilk anahtar verimizi yazıyoruz. Mesela line olsun. Şimdi anahtar verimizi çift tırnakla tekrardan kapatıyoruz. Virgül. Tekrardan çift tırnak açarak ikinci anahtar verimize giriyoruz. Bu da circle olsun. Tekrardan çift tırnak. Şimdi tekrardan köşeli parantez kullanarak anahtar verimizi bitiriyoruz. Ve noktalı virgülle alt satıra geçiyoruz. Burada değerlerimizi yani anahtar verilerimize karşılık gelen değerleri oluşturalım. Yeniden bir köşeli parantez açıyoruz. Dynamo söz diziminde anahtarlar gibi değerler için çift tırnak açmamıza gerek yok. İlk değerimiz mesela 1 olsun. Değerleri ayırmak için virgül kullanıyoruz. Bir sonraki değerimiz 2 olsun. Şimdi köşeli parantezle değerlerimizi bitiriyoruz. Ve satırı sonlandırmak için tekrardan noktalı virgül kullanıyoruz. Artık anahtar ve değerlerimizi oluşturmuş olduk. Şimdi kod bloğumuzun yukarısına çift tıklayarak yeni bir isim verelim. Bu anahtar ve değerler olsun. Artık sözlüğümüzü oluşturalım. Yeniden adlandırdığımız kod bloğun anahtar çıkışını sözlüğümüzün anahtar girişine bağlıyoruz. Kod bloğumuzun değerler çıkışını sözlüğümüzün değerler girişine bağlıyoruz. Şimdi sonucu görmek için imleci düğümümüzün sağ alt köşesinde bulunan oto yazısı üzerine tıklamadan sürükleyip artık anahtar ve değerlerden oluşan sözlüğümüzü görebiliyoruz. Sonucu daha net görmek için boş tuvale sağ tıklayıp arama çubuğuyla bir watch yani ekran çağıralım. Şimdi sözlük çıkışımızı ekranın giriş bölümüne bağlıyoruz. Ve artık anahtar ve değerlerden oluşan sözlüğümüzü oluşturmuş olduk.